Aslında programın başında değindiğiniz bir konuyla ilgili bir soru soracağım. Buyurun. Özgürlük konunun ismi. Şöyle bir algı var. İslam'dan uzaklaşarak, İslam'dan soyutlanarak özgürleşmenin gerçekleşeceğine dair bir algı var. Ben buna bir olayla değinmek istiyorum. Müslümanların boykot ve çeşitli baskılar sonucu Habeşistan'a göç esnasında dönemin vazgeçmez bir unsuru vardı. O da farklı bir medeniyetin, farklı bir ülkenin hükümdarı huzurunda secde etmek. Ama Müslüman grubun komutanı bunu yapmayarak, bu unsuru yok sayarak secde etmedi ve bizim secde edeceğimiz tek makam ve tek huzur bilinen huzurdur dedi. Ve buna karşılıklı bence tam manasıyla özgürlük budur. Ve özgürlüğün tanımı o gün bir kez daha dünyaya duyurulmuştur. Ben sizin İslam'la özgürleşmek konusunda yani bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel. Aslında benzer bir şeyi bu sorular bağlamında söyledim. Yani özgürlük dediğiniz kavrama bizim verdiğimiz anlam, evet o dediğiniz gibi gerçekten. Yani Allah'a itaat etmek ama Allah'ın dışında her şeyin ondan geldiğine inanmak, değil mi? Yani bu ölçüyü kaybettiğiniz zaman zaten özgürlüğünüzü kaybediyorsunuz diye düşünüyoruz. Batılı böyle düşünmüyor ama. Batılı zihin böyle düşünmüyor. Batılı zihin çitlerini çevresine doğru ne kadar genişletebilirse o kadar özgür olduğunu düşünüyor. Yani bir anlamda o koruduğu alan ne kadar genişse. Dikkat ederseniz bazı mesela özgürlükler ülkesi Amerika'da bu çok daha kutsal bir şey. Mesela toprağınıza birisi girdiği zaman adamı öldürürseniz neredeyse nefsi müdafaa sayılıyor. Yani sadece toprağınıza girmesi yetiyor. Mesela bizim hukuk sistemimizde bile böyle bir şey yoktur. Adam hırsızlık yaparken, balkondan kaçarken adamı vurursan suçlusunuz. Değil mi? Yani bizde böyle bu kadar kutsal değildir aslında bu çitleme hareketi. Bu biraz da kültürel bir şey arkadaşlar işte. Aslında biz her ne kadar mesela batılı yasaları bir şekilde adapte ederek almış olsak da kendi kültürel yapımızda zamanla bunun içine hep bir şekilde yerleştirdik. Mesela bu son dönemlerdeki tartışmalar, bütün bu hikaye, yine aynı şeyleri tartışıyoruz dönüp dolaşıp. Yani medeni hukuktaki tartışmalar, değil mi? Her şey o medeni hukuk çerçevesine dönüyor aslında.